Bugünkü gelişmelere geleceğiz. Şimdi e, video duvarında yapılan o açıklamaları da göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste çalışında şöyle demişti. Meclis vakar sağduyu uzlaşma içinde hem ülkemizi hem de coğrafyamıza yol gösterici olacaktır dedi. Ve meclisteki uyum mutabakat karşılıklı saygı çerçevesinde istişare yapılacaktır dedi. ve Devlet Bahçeli de şu açıklamayı yaptı. Buradan göstereyim ben sizlere. TV Yüzü yaptığı özel açıklama. Ben Cumhur İttifakı'nın ortağıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız iç barıştan, yeni bir dönemden, yeni bir işbirliği sürecinden bahsetti. Ben de bu konuşmadan hareketle gereğini yaptım. Dem partilerin elini sıktım dedi. Ee, aynı zamanda Mustafa Elitaş da Kübra Para konuktu. Bugün bizim yayından hemen önce Sayın Cumhurbaşkanı ola ki e, karşılaşırsa DEM partilerin elini sıkar şeklinde bir açıklamayı yaptı. Bütün bunların içinde yaşadığımız kaos, savaş ortamı ve Türkiye'yi de tehdit ettiği belirtilen gelişmelerle ne ilgisi var, neler oluyor? Önce burayla başlayacağız, sonra bölgenin geneliyle devam edeceğiz. Aytun senden başlayayım. Nasıl yorumladın? Gerçekten devlet beyinden partilerin elini e, sıkması ve beraberindeki bu açıklamaları nasıl evet. yorumluyorsun? Şimdi Sayın Bahçeli, e, bu e, yeni yasama yılının açılış gününde e, dem partilerle işte orada elini sıkması, fakat sabahında bir grup toplantısı yaptı. Ve grup toplantısında Türkiye'mize sahip çıkacağız, Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız, devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız cümlesini kurdu. Fakat akşamında da e, işte öğleden sonra işte neyse yeni yasama yılı açılışı ve orada e, dem partilerinin elini sıkma ve bugün Sinan Burhan'a verdiği özel demeç. Aslında bence e, o el sıkmadan sonraki en önemli açıklama bu. Yani ne olduğunu anlatan bize. Ee, şimdi birincisi şu Dem Parti HDP o kapatma davaları vesvesaire hepsini belki konuşuruz. Artık bunlardan da mı hani iç barışı sağlama e, iç huzuru sağlama dediğimiz zaman bu kapatma davalarının ortadan kalkacağı bir süreç mi yaşanacak? Benim aklıma ilk gelenlerden biri bu. İkincisi şu e, Sayın Bahçeli nin bu ıı, Dem Parti üzerinden yaptığı değerlendirme e, önümüzdeki dönemde Sayın Erdoğan'ın İsrail, Anadolu'yu hedefliyor, Türkiye'yi hedefliyor. Cümlesiyle okuduğumuzda şu: Suriye'de bir garnizon devleti kurulmak isteniyor ve ordusu var. Amerika'nın orada işte tırlarla büyüttüğü bir PKK-YPG e, örgütü var, terör örgütü var. Şimdi burada sanki amaçlanan ki süreçte bu daha netleşecektir. E, YPG'nin üzerinde bir baskı kurmak içeride. PKK'nın hani Cumhur İttifakı'nın değerlendirmesi özellikle böyleydi ve e, genel kanı da böyle ama esas olarak hep vurgu yapmıştı Cumhur İttifakı. PKK'nın siyasi uzantısı Dem Dem'i içeride bir nasıl diyeyim önemli bir güç haline getirerek YPG üzerinden oluşabilecek saldırıların önüne geçebilmek yani şimdi daha da şöyle bir değerlendirme mesela birimlerin devletin bazı kaynaklarının değerlendirmelerinden biri şu PKK ile YPG arasında aslında ee, tabii ki bir organik bağ var ama aralarında da bir çelişki var. YPG, PKK'nın e, o kadrolarının tasfiye olmasını ve kendisinin öne çıkmasını isteyen bir yapılanma. Ee, PKK'da kendi varlığının sürmesiyle e, sürmesinin şartının e, Amerika ile ve İsrail ile olan ilişkilere bağlayan bir e, örgütlenmeye dönüşmüş durumda. Şimdi önümüzdeki süreçte biz e, PKK'nın ee, o e, tırnak içindeki lider kadrosuna yapılacak operasyonları mı yoksa YPG'ye yapılacak operasyonları mı daha çok konuşacağız. Çünkü yani burada bir denklem tekrar yeniden kurulmaya başlandı. Uzun zamandır e, Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe diyordu. Aslında yani e, bunu daha yeni söylemedi. Yani New York'ta da söyledi, ondan önce de söyledi. Ve Sayın Bahçeli de yani New York'ta yaptığı konuşmada Erdoğan Kızıl Elma'dır o iç cephe. Yani o iç cephe üzerinden bir vurgu yaptı. Ve Sayın Bahçeli de aynı şekilde e, bir iç cephe vurgusu yaparak e, Erdoğan'ın o cümlesini sahiplendi. Ve en son e, işte mecliste yaptığı konuşmayı da sahiplendiğini söylüyor ve oradan dem üzerinden bir açılım yapıyor. Yani e, gelinen noktada şimdi biz e, yeni bir e, süreç ve yeni bir dönem yaşayacağız. Ve burada e, demin tekrar bir aktör olduğunu olacağını e, artık herkes görmeli çünkü çünkü e, Anadolu Ajansı uzun zamandır geçmedi bir haber geçti geçti dün. E, Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın mecliste düzenlediği basın toplantısı. E, 2015-16 yılları AKP açısından önemliydi. Bu dönemde hükümetin çözüm sürecini ve Kürtlerle barışmayı bir tarafa bıraktığını söylüyor. E, ve e, bu süreçte e, halbuki o dönemde Kürt sorunu çözülseydi ülke bambaşka bir noktadaydı. Ülke Orta Doğu'ya model olurdu diyor. Bu da e, Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilerek net bir şekilde geçti. Yani bu da aslında yeni dönemin işaretlerinden biri diye düşünüyorum. Peki e, Hacı, şu notla devam edeyim. E, Mustafa Elitaş, Kübra para konuştu. Evet. Kübra sordu, yeniden çözüm süreci olur mu? Bu soru üzerine şöyle cevap verdi. Dem Parti, Türkiye'yleşirse Türkiye'nin sorunlarını birlikte konuşabiliriz dedi. Şimdi bütün bu olup bitenler, e, Devlet Bey'in tavrı ve yaptığı bu açıklama nasıl değerlendiriyorsun? Teşekkür ederim. Tabii Mustafa Elitaş AK Parti ise içerisindeki en yetkili isimlerden birisi. Ee, ama AK Parti'de daha önce bu çözüm süreci vesaire söz konusu olduğunda bunun e, daha önce gerçekleşen süreçle aynı olmayacağı. Yani çözüm sürecinin e, PKK'nın silah bırakma süreci olarak başladı. Ancak e, o arada boşluklar oluştuğu biliniyor. E, aynı şeye sebebiyet vermeden adı da çözüm süreci olmayacak. Ama burada DEM Parti'nin en büyük handikapı e, DEM Parti olması değil, HDP olması değil ya da muhalefet olması değil. PKK ile beraber iş tuttuğunun düşünülmesi. PKK'ya da terör örgütü demiyor zaten. En büyük handikap bu. DEM Parti PKK'ya terör örgütü dediği andan itibaren e, legalleşen bir siyasi parti haline gelecektir. İktidar açısından da e, Türkiye'deki bütün toplumlar açısından da bu böyle olacaktır ki DEM Parti zaten bir aktör. Yani ister PKK ile ilişkili deyin vesaire deyin. Sevgili meslektaşım, Aytun Çerkin'in söylediği iç cephe hatırlatması çok doğru. İç cephe aslında, iç cephenin Türkiye'de çelik çekirdeği, başladığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve bu iç cephe tartışmaları 1800'lü yıllardan başlıyor. Adı iç cephe değil. Ama Cumhuriyet kurulduğu zaman iç cephe kavramını ilk Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında görüyoruz. Ve Türkiye'nin 100 yıllık tarihi iç cepheyi tahkim tarihidir. Atatürk Nutuk'ta ifade ediyor. Orada cephe. da geçiyor. Nutuk'ta da geçiyor. Yani o, iç o cephe... Nutuk'ta geçen bölümü söyleyebilir miyim? Tabii Zim ki buyur. Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir. Dış cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişilebilir, mağlup mağlup olabilir. Fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti tutsak ettiren iç cephenin çökmesidir. Peki. İşte bütün Kısacaan. sayın bu açıklama bu Erdoğan'ın aklına yeni mi geldi? Bu ifa yok İç cephe. Bu yıllardır söylenen Nasıl bir yıllardır? şey. Bu yıllardır gelen. Bu bir tartışma konusu değil. Niye? Yani e, burada şimdi Duran Kalkan, PKK elebaşı, Danan'ın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak dedi. Daha geçtiğimiz günlerde. Bu füzeler fırlatıldıktan sonraki ilk açıklaması Danan'ın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak diyerek başlıyor. E, şimdi burada e, aslında gördüğümüz Sayın Bahçeli'nin sadece e, Dem Parti ile tokalaşmadı. Özgür Özel de görüştü. Ahmet Davutoğlu'yla da görüştü. Aslında Sayın Bahçeli şunu yapıyor. İç cephenin çekirdeği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğer siyasetiniz ortak bir yerde buluşulacaksa bizim kapımız da açık, elimiz de açık. Yani tokalaşmaya hazırız. Demle de, CHP ile de, Davutoğlu'yla da. Yani en çok eleştirdiği ki Davutoğlu'nu biliyorsunuz defalarca çok ağır eleştiren bir isim Devlet Bahçeli. O açıdan bunu e, meclisin açılış resepsiyonu olduğunu unutmayalım. Yani meclisin açılış resepsiyonunda ortaklaşırsak elimiz açık mesajdır. Bu, bu mesaj budur. Eee iç cephe mesajıdır. E, burada dikkat edersen ana aktöründe ana aktöründe Devlet Bahçeli olduğunu ve atıf yaptığı kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin ...onlara gidip el uzattığını görüyorsunuz. Yani oradan bu tarafa gelen bir şey değil. Buradan oraya giden bir akış ve konuştuğumuz şey bu. Niye iç cephenin tahkim edilmesi vesaire ki... ...Özgür Özel, Kübra Par'la dünkü programını da ben seyrettim. Ve Kübra Par'a şunu söylüyor Özgür Özel... ...ya mecliste çok sert gidiyoruz, burada da çok yumuşak gidiyoruz. Yani görüntülere baktığınız zaman, senin konuştuğun... ...mecliste kürsü de çok sert, burada çok yumuşak. Bunun ortası bulunmalıdır. E Özgür Özel'in de bu açıklaması kendi içerisinde mantıklı. Ama Sayın Bahçeli ne yapmaya çalışıyor diye baktığınız zaman iç cephede uzlaşabilirsek elimiz açık mesajı son cümle BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'de persona non grata ilan edildi. İstenmeyen adam ilan edildi. Yani İsrail 193 devletin üye olduğu Birleşmiş Milletler'in ki daha geçtiğimiz hafta Netanyahu gidip burada kürsüde konuştu. Genel sekreterini sadece çatışmayı azaltalım dediği için istenmeyen adam ilan edildi. Persononun grata nedir? Savaştan önceki son cümledir. Yani savaştan bir önceki adımdır. İstenmeyen adam ilan etmek siz böyle bir durumda füzelerin uçuştuğu Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın şehirlerinde, Kuzey Kıbrıs'ın şehirlerinden İran'ın İsrail'e attığı füzelerin çıplak gözle görülebildiği bir ortamda iç cepheyi tahkim kılmalısınız. Ne? Devlet Bahçeli'nin yaptığı budur.